Tam bunlar konuşulurken güzel bir kadına dönelim. Hangisine dönelim acaba? Ona mı dönelim, Aybüke'ye mi dönelim, size mi dönelim? Kaç yaşındasınız? 38 olacağım. Evet. Bayağı bir olmuş. Hafta, evet. Allah esirgesin, değil mi? Evet. Peki siz oyununuzla evet, geldiniz. Yanınızdaki yakışıklıyla beraber, Erdem Kaynarca ile beraber eksik oyunu. Ve olay İstanbul'da geçmiyor sizin oyununuzun konusu. Sanki sinematografik bir şey gibi. Evet, aslında çok güzel de bir sinema filmi olur eksiksen. Belki de yaparız yani. Evet, belli olmaz. Datça'da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi diye başlıyor. Vazgeçmiş bir baba, çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili. Evet, siz yorgun sevgiliyi mi oynuyorsunuz? Yorgun sevgili. Yani siz misiniz? Bir çabalayan oğul. Kadının yorgun olması garip geldi bana genelde. Ay, adam olmaz mı? Peki, yılın en sıcak günü. Hadi vedalaşalım, hadi bak geliyor yangın, ağaçlar gibi yanacağız birazdan. Metin, annesinin bir trafik kazası sonucu komada olduğunu haber vermek için babası Kartal'ın yanına, Datça'daki çiftlik evine gelir. Kartal sıcaklardan, Derya telefonun çekmemesinden yakınır. Metin'in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. 24 saat içinde her şey tepe taklak olur. Geçmişten gelen sırlar, aile içi hesaplaşmalar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar. Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabası hepimizinki gibi. Radyo tiyatrosu, anlatan Bozkurt Kılıç gibi oldu. Ama çok ilginç geldi bana. Evet, Aksel Bonfil yazdı, evet. Yönetiyor. Levent Can, Erdem ve ben oynuyoruz. Evet. Çok güzel yazmış Aksel. Yani ilk okuduğumda şey dedim. He ya, sonunda. Hani sonunda dememin sebebi de maalesef ki çok yetenekli yazarlar olsa da nitelikli eserler az üretiliyor Türkçe ve Türk yazarlar tarafından. Bence iyi bir örnek Aksel'in yazdığı yani bu yerli eksik bir metin metni. Olması da çok kıymetli tabii ki. Evet. Ama şimdi daha çok yerli metin oynanıyor. Gittikçe daha fazla oynanıyor. Doğru, sen tabii, biliyorsun telifler bu konuyu. Şeyden çok sıkıldım ben. Söyleyeceğim hemen. Yani beni affetsinler. Artık bu iki kişi, bir kadın bir erkek sahneye çıkıp arkaya bir tane perde koyup önüne bir iki tane sandalye atıp kadın erkek ilişkilerinin artık mıncıklanmayan kısmı kalmadı. Ama bu söyleniyor, bir klişe haline geldi bu. Ama arkadaşlarımızın oyunu öyle, öyle olmadığı için. Ben onları kastetmiyorum zaten. Şey de çıkmıyor çok. İlişki komedisi ya da ilişki drama oynuyorlar onlar genelde. Yani devamlı ilişki ama artık kaç senedir abi yani ilişkinin yaşanmayan hali kalmadı ya. Şimdi boşanmalar başladı. Evet. Bu arada da Levent Can benim öğrencimdir Ali Poyrazoğlu'ndan. Tabii ki. Tabii ki. O seninle büyüdü. Daha doğrusu Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda. Sen de orada büyüdün bir nebze. Sonraki gençliğini orada geçirdin. Doğru. Bir ara verdim, sonra tekrar oraya şey yaptım. Tiyatro daha çok yapılmalı ama tiyatro yapılmasın diye şeyler elinden geleni yapıyor. Böyle özellikle de belediyeler elinden geleni yapıyor. Mesela belediyelerin salonları var değil mi? Yani bir de sanata destek olan belediyeler var. Hani onlar sözüm ona sanata destekler. Üstelik de tiyatroda hani sanatın böyle dirsek yemiş tarafı. Abi, tiyatro salonları belediyelerin özel salonlardan daha pahalı. Evet, çok yükseldi kiraları. Müthiş. Ya kardeşim, sen bunu sübvanse etsene. Çünkü tiyatroda ekmek gibi bir ihtiyaç değil mi size göre? Hani ekmek fabrikanız var, ekmeği sübvanse ediyorsun, tiyatroyu da sübvanse et. Hayır, bir de sadece kira alsa iyi. Bir de en önden, senin en pahalı satacağın yerden 60 tane yer istiyor senden. Bir de gelmiyor. Evet. Yani çok zorlanıyoruz tabii bu sene. Evet. O yüzden tiyatro önemli yani. O konuda belki seni izliyorlardır. Biz sesimizi duyuramıyoruz artık da. Evet, ama televizyondan söylenen bir şey zaten işe yaramıyor. Ama şu işe yarıyor. Mesela bizim programın izleyenleri daha çok tiyatro oyunlarını ağırladığımız için... Sen benim oyunumun şeyine niye gelmedin, premierine? Galiba başka bir oyunda olduğum için gelmedim. Nasıl başka bir oyunda? Yani senin oynadığı benim oyunum da var. Ha.
Devam ediyor mu şey? Richard devam ediyor. İyi. Ondan sonra Kabare'nin oyunları var filan. Yani o yüzden gelmemiştim. Yoksa niye gelmeyeceğim? Çok merak ediyordum. Çok güzel bir evet. Oyun. Yani. Şimdi bahsedeceğiz. Peki önce Erdem'le Hande'nin oyununun 18 Kasım'da baba sahnedesiniz İstanbul'da. Hı-hı. Ve 8 Aralık'ta yine baba sahnedesiniz. Evet. Baba sahne çok güzel bir sahne çok değil mi? Güzel. Çok güzel. Çok güzel bir tiyatro ve orada herkes çok mutlu biz oluyor. Biz çok seviyoruz oynamayı. Dekor gibi ya. Evet dekor. Hakikaten müthiş bir iş yaptı. Çok sıcak. Müthiş çok bir iş yaptı oğlan. Peki orada fakat oradaki seyirci sayısı 200 civar mıydı? 320. 320 evet. Evet 320. 50 20 öyle bir şey. Evet. Öyle bir sayı var. Fakat yine de orada böyle bir nerede? Loca var ya. Loca var ve tabii ses tiyatrosu büyüklüğünde değil ama onu andıran çok değerli insanı tiyatroda hissettiren bir sahne. Her fakat, zaman seyircisi var baba. Her zaman var biliyorum. Evet. Fakat öyle sahnelerde tabii ki haftanın daha çok günü oynamak gerekiyor. Avrupa şehirlerinde de tiyatrolar 500-550 kişiyi geçmiyor ama haftada 6 gün oynuyorlar. Tabii. Ama şöyle bir şey var, artık çok zor dolduruyoruz. Gerçekten maliyetler arttığı için bilet fiyatları çok arttı. Evet. Geçen seneye göre bile çok farklı. Yükseltilemiyor bilet yani fiyatları. Yani çok istiyoruz tabii ki herkes tiyatroya gelsin, bütün oyunları izlensin. Çok da oyun var biz bu sene ama. Biz tiyatro olarak şanslı nesiliz. Biz haftada 9 oyun oynuyorduk. Evet bir ara Ali Poyrazoğlu'nun ben geçenlerde eski bir ilan gördüm, gazete ilanı. 8 ya da 9 oyun var. 9. 9 oyun. Çünkü cumartesi ve pazar matine suare. Çarşamba da matine suare. Zaten 6 oyun öyle gitti. Evet. Fakat bu paraların hepsini de Ali aldı değil mi? Size pek... biz maaşlıydık. Siz maaşlıydık. Maaşlıydık. Yövmiye almıyordunuz. Yövmiye değil, maaş alıyorduk. Evet. Biz siz yövmiye mi alıyorsunuz? Biz yövmiye alıyoruz. Kim bilir o yövmiyeleriniz de neler bir de Kadar Tiyatro yeni aksel kurdu. Tamamen kendi yağımızda kavrulduğumuz evet. bir peki yövmiye olarak... O kadar şimdi söylesek söylemeyelim küçümsenecek bu ne lan denilecek rakamlar alıyorsunuzdur ki. Peki bu fedakarlığı yapıyorsunuz ne olacak mesela mezar taşınıza şey mi yazılacak mesela çok şöhretliydi fakat tevazuyu elden bırakmadı filan nedir? Yazabilir tabii fena ne? Olmaz. Vallahi bilmiyorum bu çok kişisel bir tercih yani ben tiyatro sahnesinde olmayı çok seviyorum kendim seviyorum öncelikle ve seyirciyle öyle buluşmanın keyfi bambaşka. Onu da başka bir yerde tatmin olmuyorum o duyguyla o yüzden de mutluyum aslında. Erdem siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz yani, şimdi şeyleriniz oldu, filmleriniz oldu değil mi? Hı. Dizi dünyası konseri. Dizi de yani aslında ben tiyatro yaparak başladım oyunculuğa. Hı. 12 senedir falan yani otte oyuncularında başladım. Maşallah. İşte o gün bugündür galiba hiç durmadan yılda en az 2-3 oyunla ben 30 oyunda falan oynamışım. Ne ara olmuş onu da bilmiyorum.